Mutlu akşamlar sevgili seyirciler ve golde sizlerle birlikteyiz. Evet programa sevgili Evren Turan ve Okan Koç'la başlıyoruz. Az sonra ilerleyen dakikalarda sevgili Altan Tanrıkulu da bizlerle olacak. Evet Altan gelene kadar dilerseniz biz derbiyle açılışı yapalım. Ee, çok konuşulan bir derbi haftası oldu. Beşiktaş güçlü rakibini yenmeyi başararak haftayı hem 3 puanla kapattı hem de bir anda ...zirveye ortak oldu diyebiliriz. Hani Daha mutlaka tabii ki Galatasaray'la arasındaki 5 puan maç fazlası... ...Galatasaray'ın avantajı devam ediyor ama... ...Beşiktaş da bu moralle de... ...adım adım geliyor. Evet, e, önce dilerseniz... ...sevgili Evren şöyle bir girişi yapalım... E, ...kısaca. Şimdi ne olsa olsun Galatasaray... ...hepimizin burada haftalardır çok... E, ...övdüğümüz, beğendiğimiz... ...transferleriyle olsun, kadrosuyla olsun... E, ...Okan Hoca'nın bu güçlü takımı... ...yönetmesiyle olsun çok övdüğümüz bir takımdı ama... E, ...Beşiktaş karşısında... O Galatasaray'ı pek göremedik. Evet. Ne oldu da Galatasaray bu beklenmedik yani tabii ki Beşiktaş yenilgisi beklenmedik yenilgi değildir ama en azından futbol olarak çok gerilerde kaldı. Evet. Bu değişimin sebebi neydi sence? Şöyle bir şey. Şimdi aslında biz bazı şeyleri Galatasaray normalleştirdi. Yani bu kadar uzun süre seri galibiyetler, puan farkının fazla olması bizim ligimizde bu çok fazla olan bir şey değil. Yani üst üste bu kadar maç kazanmak, yani ligin sonuna kadar bunu getirmek çok kolay bir e, performans değil. Yani bunun için zaman zaman böyle kazalar oluyor. Ha Beşiktaş maçı için e, takım olarak da Okan Hoca da Galatasaraylar'da bu kadar kötü oyun beklemiyordu. Tabii ki burada Beşiktaş'ın da iyi oyunun oyunu doğru e, force etmesinin, yani bir şekilde Şenol Hoca'nın tecrübesi, bunlar etkendi. Ama hem öne geçip derbide, yani bir de öne geçiyoruz. geçip yani evet. orada öne geçip, oyunun da kontrolü sendeyken maçın aniden bu şeye dönmesi o tuhaflık. Yani bireysel hatalar futbolda var ama bunlar üst üste gelmeye başladı Galatasaray'da. O çok büyük sıkıntı. Hep söylüyorum ben burada. Tabii ki her işte böyledir. Yani konsantrasyon iyi olmazsa hangi iş olsun bir noktadan sonra konsantrasyon dağılırsa hatalar yaparsın. Galatasaray'da bu iki haftadır bu hatalar fazla olmaya başladı. Şimdi Okan Hoca'nın ilk işi bunu çözmek. Ee, tamam kaliteli bir kadro var. Ee, bir de aynı kadroyla mesela 10 günde 3 maça çıktı Okan Hoca. Hep şunu söylüyorum ben. Acaba Mertens'i dinlendirmeli miydi? Yani orada rotasyon yapabilir miydi? Bu çok önemli. Veya Torriere, Oliveira orta sahası hep iyi dedik ama derbi için acaba Berkan mı olabilirdi? Vitio mu olabilirdi? Yani bunlar... Fenerbahçe maçındaki gibi mi? Diyorsun? Tabii. Yani bunlar da bir ter şey olabilir. E, maçı tabii kaybettiği için böyle konuşuyoruz. Maçtan sonra yani. konuşmak kolay. Takımın bedenlerini nedenlerini araştır. Yoksa neden yapıyor? hocayı evet. burada? Beraber yani şu, olan... Şunda en fikiriz değil mi? Galatasaray'ın kadrosu çıktığı zaman bu kadro niye çıktı? Kağıt üzerinde tabii. Yani, bir kadro aynı. değil tabii, yani. Tabii tabii. Zaten orta sahaya baktığında, ligin geneline baktığında Galatasaray'ın bütün takımları bir üstünlük kurmuş. Tabii. Ama burada şu var. Yani Beşiktaş maçında bunu niye yapamadı? Bunu niye yapamadığı sebebi sadece Galatasaray'ın kötü oynadığı değil. Beşiktaş'ın da burada. O zaman adım adım hayata. istersen gidelim. Ee, sevgili Okan'a ben burada söyleyeyim. 1-0 oldu maç. Evet. Bir anda maçı izliyorsun. İstekli Beşiktaş. Müthiş bir seyirci. Ama Galatasaray 1-0 önde. O anda neler düşündün sana göre ne değişti? Oyuncular şu an ben ne düşündüm açık ve net söyleyeyim. Seyircinin o coşkusu baskısı yani futbolcuları motive edeceğini biz zaten defalarca o statta yaşadık oynadığımız dönemlerde oynamadığımız da rakip olarak gittiğimiz zamanlar bunu hissettiriyorlar rakibine. Ki 1-0 geriye düştükten sonra dikkat ederseniz Beşiktaşlı oyuncular biraz rahatladı. Üzerlerinde bir baskı stres vardı. Daha çok sorumluluk aldılar. O sorumluluk aldıktan sonra Galatasaray bu sefer zor da bıraktı. Ki oyun üstünlüğü yani pozisyon üstünlüğü Beşiktaş'ta muazzam bir oyun sergiledi sağda. Ki Şenol Hoca'nın da kenardaki o duruşu o futbolculara vermiş olduğu güven de çok önemli. Şimdi futbolcular her zaman kulübeye bakar. Yani hocanın e, vücut dili, surat ifadesi panik halinde olursa futbolculara da yansır. Yansırdığı zaman da futbolcular istedikleri... Galatasaray burada ne yaptı Geriye çekildi golü bulduktan sonra farkındaysan. Golü bulduktan sonra geriye çekildi ve bekleyerek oynamaya çalıştı. Beşiktaş'ı bu sefer topu verdi. Beşiktaş topu istediği gibi oynadıktan sonra pozisyonlar bul bulmaya başladı. Yani e, şu var sevgili Göktuğ abi. Şimdi bu tür derbiler tabii ki de e, zor maç oluyor. Özellikle kağıt üzerinde bakarsan Galatasaray'ın üstün oyuncuları daha böyle e, bireysel olarak performans anlamında daha etkileyici gözükebilir insanlara. Ama o sahada koyacağın karakter çok önemlidir. Beşiktaşlar bu maça hafta içi yapılan algılara rağmen müthiş bir şekilde hazırlandı. Peki algı diyorsun. O zaman biraz daha adım adım gidelim. Neyin algısı diye soracağım. E, Muslera'yı soracağım. Çünkü Galatasaray'ın en önemli ismi bize göre bu, bu sene Muslera. Evet. Ama işte Evren iki haftada dediği yerde aslında Muslera da başrola çıkıyor bir yerde. Onları konuşacağız. İsterseniz kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra kesintisiz bir şekilde programımıza devam edelim. Evet tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Derbiyi konuşuyoruz. Evren Turan ve Okan Koç'la birlikte. Şimdi hatalar dedik. Beşiktaş'ın istekli oyunu dedik. Dediğim gibi mesela 1-0'da da mesela Beşiktaş oyunu kaybedecek gibi durmuyordu hakikaten. Evet. Bu belli ediyordu. tabi ee, tabii Galatasaray'ın hatalar, hatalar, üst üste gelen hatalar. İsterseniz şöyle bir maç sonunu bir hatırlayalım. Neler söylenmiş, Okan Hoca ne demiş, Şenol Hoca ne demiş. Bunları bir de üzerinden gidelim. Ondan sonra yine bir adım adım taktik ve iki takım analizi olarak devam edelim o Galatasaray'ın bize baskı yapması ve öne çıkması ile ilgili değil. Bizim top kaybıyla çok basit top kayıpları oldu. Bunları yapmadığımız zaman zaten oyunu rakip sahaya yiyoruz ve kaybettiğimiz zora sonrası baskı yapıyor. Kırılma anı ise oyun dokuda kırılma anı var ki yani işte o attıkları gole kadar pozisyonu yok. İkinci yarı attıkları şutlar yani at, gelmelerine rağmen kaleye tutan şutları yok yani etkili olarak. Ama tabi e, tabii Galatasaray'da büyük bir takım iyi oyuncuları var o da atak yapmak istiyor ama biz de ona cevap verdik. Ee, bizim eksiğimiz sadece bu maç değil geçmiş maçlara baktığınız zaman bu top kayıplarda sıkıntımız var. Onu kullanabilsek çok daha iyi olacak. Ee, kanatlardan getirdiğimiz çok güzel ortalarda onların gol olmasını isterdim. Çok net, harika. Hazırlığı da güzeldi. Onlar olmadı. 2-1'den sonra bizim de beklemediğimiz anda Abu Bakar kaçırmasına rağmen iki tane net pozisyona kaçırıp daha zorunu gol attı. Futbol böyle. Bunun tartışmasını Yapmak doğru değil. Sana göre, bana göre. O iyiydi, kötüydü. Zaten konuşulacak. O sizin işiniz. Ama biz bugün oyunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Yani oyunun sonucunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Eğer yerinizi kaybettiğiniz zaman bir başkası oynuyorsa, siz de tekrar dönüş yapıyorsan onun elinden tutarım. Ama yerinize biri geldiği zaman bırakırsanız ben de bırakırım. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Yani rekabet öyle bir şey. Hala sorunlarımız var. Hala eksiklerimiz var. Üst seviye takım olmak kolay değil. Aynı zamanda Avrupa'da yarışan takım olmak durumundayız. Evet, bugün maça iyi başlayan taraftık. Aslında maçın başı istediğimiz gibi gidiyordu. E, golü de bulduk. Devamında e, belki doğru çıkışlar yapsak ikinci golü bulma şansı da bize gelebilirdi. Bizim için e, maçın dönüş noktası yediğimiz korner e, golü. Korner golü sonrası 1-1'den bir sonra tabii ki Beşiktaşlı futbolcuların kendi sahası seyircisiyle birlikte e, performansları daha yukarı gitti, daha dirençli bir oyun ortaya koydular. Biz de burada kendi yeteneklerimizin altında işler yaptık. Kendi takım oyunumuzun altında işler yaptık. İlk yarı 1-1. ikinci yarının başı özellikle ilk 3-5 dakika yine oyun bizim istediğimiz gibi gitti ama yediğimiz gole kadar gol öncesi 5 dakikalık bölümde de rakibimize 3 tane net pozisyon verdik. Burada tabii ki ee, değişiklik yapıyorduk. İki tane oyuncumuzu e, 55'ten 55. dakika kulübeye çağırdık. Değişiklik yapıyorduk. İki tane oyuncu değişiklik düşüncemiz vardı. Oyunu biraz daha e, dirençli hale getirmek istiyorduk. E, ama e, yediğimiz gol yaptığımız bireysel bir hata. E, Devamında iki birlik bir oyun. Yaptığımız e, değişiklikler bence genel olarak e, olumlu gitti. Oyunun e, yapısı daha fazla değişti. E, rakip yarı sahaya da çok e, iyi bir şekilde yerleştik. Ee, savunma e, Beşiktaş savunması da derine geldi. yani ceza sahası çevresinde e, bizim de kullanamadığımız aslında son paslar vardı. Bu son pasları doğru bir şekilde kullansak 2 iki ikilik beraberliği yakalayabilirdik. Devamında da maçın sonunda 3. E, golü yedik. E, kaybettiğimiz için üzüntülüyüz tabii ki. E, zor bir deplasman. E, şu anda ligdeki Durumumuz itibariyle e, kafamız e, dik. Bundan sonra kalan 5 maçı yine 3 puan önde başlayacak. 3 puan on, önde olacak bir takımın hocasıyım. Oyuncularımla birlikte bu zamana kadar sergilediğimiz performansın daha üstüne çıktığımızda yine e, ligdeki en şanslı, en avantajlı bir takım biziz. O yüzden üzüntümüzü bir kenara bırakacağız. Belki bir gün üzüleceğiz, iki gün üzüleceğiz ama çok kısa bir zamanda toparlayıp önümüzdeki hafta pazartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Galatasaraylı taraftarlar bu anlamda merak etmesinler. Onların hak ettiği, istediği bu zamana kadar gördükleri takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bu zamana kadar çok iyi işler yaptılar. Bugünkü bir kaza bizim için ama bunu en kısa zamanda atlatıp tekrar ligin şampiyonu olacak. Şampiyonluğu oynayacak. Şampiyonlar gidecek takımın görüntülerini sahada vereceğiz. Evet, şimdi sevgili Okan Buruk hani panik yapmayalım. Biz 3 puan öndeyiz ve kalan maçlara da bu şekilde çıkacağız diyor. Sen tersten sorayım. Hani evrene sormayayım da Galatasaray'ı sana sorayım bu sefer. Sen Galatasaray'da eee bu arda, arda gelen puan kayıplarından sonra bir e, çöküntü görüyor musun? Yoksa evet. Galatasaray bunu atlatabilecek mi bu? Ya tabii büyük camialar atlatabilir. Önemli olan atlatabilmek. İşte o şeyi o, görüyor musunuz? rol Teknik Hocaya düşüyor. Mesela Okan Hoca'nın basın toplantılarında da dikkat ederseniz vücut dilinde surat ifadesini o stresi yani hissettirebiliyor. Ben özellikle kendi açımdan hissediyorum. Şimdi kolay değil sevgili Göktuğ. Yani bir anda e, ligin özellikle Dünya Kupası'ndan sonra o seri yaptıktan sonra Galatasaray'ın yani hep şu deniliyordu mesela konuşuluyordu. Açık ara şampiyon olur ve hatta şampiyonluğu garantiledi Galatasaray. Bir anda Beşiktaş'ın aradan gelmesi, içeride dışarıda Fenerbahçe ile Galatasaray'ı farklı ve ezici bir skorla yenmesi bu çok önemli bir avantaj Beşiktaş açısından rakiplerini de tedirgin eder. Fenerbahçe'nin de şu anda Giresun deplasmanını kazanabilmesi olasılığını da düşünerek hoca da bir tedirginlik başlar. Şimdi Okan Hoca çok avantajlı. Ne açıdan çok avantajlı? Geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip. Hatta tahtaya kalkıp birkaç örnek vermek istiyorum. Buyur lütfen. Kadroları da verirlerse. Tabii tabii versin. de şey Onlara da deneyeceğim. Önce Galatasaray mı yoksa Beşiktaş Galatasaray mı? İkisi de karşılıklı var. Tamam. Çok dilersen o. o zaman Evren de sana katılsın. Beraber. Galatasaray'da istersen. mı yorulmak istiyor? Yok yok genel yani, anda... ilgili evet. örnek hepsini, vereceğim. Hepsini, yani. ben, hepsini, benim Tamam ben katılırım eğer. Eşleştirme canın isterse gelirsin abi. Eşleştirme anlamında söylüyorum. Yani tabii ki de olur şimdi sonuçta büyük takım Beşiktaş'ta Galatasaray'da falan. O zaman sen kadrolu işine başlamadan önce ben Evren'e şunu sorayım. Ee, sevgili Okan Koç'un dediği Galatasaray'da bir e, Okan Buruk'un vücut dilinde bir endişe, bir tereddüt sen seziyor musun? Yok ben hiçbir panik havası sezmiyorum Sadece bu maçla ilgili maç sonu olduğu için kaybettiği bir maç sonuçta Yani orada e, üz üzüntülü ve gergin olması çok doğal e, Aynı şeyi kendi yerimize koyalım Kazanabileceğim maç veya kazanmak istediğim bir derbi e, Geçen hafta da iki puan kaybetmişin, İster istemez o maçla ilgili bir üzüntü olur ama Galatasaray dediği gibi o konuca e, kadro yapısı olarak çok iyi kadrosu var. Yani bunu nasıl toparladı ilk yarıda o kötü giderken? E tabi Galatasaray şimdi baktığında 3 hafta üstü yenilmedi. Zaten 3, 3 hafta üstü yenilen veya takım şampiyon olamaz. Bravo şimdi çok güzel bir yere oluyor. geldi. 3. hafta çok kritik ha. Başakşehir maçı. 3 olduğu zaman sıkıntı. Evet. Yani ama ben hani onun olmayacağını düşünüyorum. Olmaması lazım. Çünkü bu sefer gerçekten 3 puanlık avantaj diyoruz ya. E, rakibini orada yendin. E Beşiktaş arkadan geliyor. O zaman işler daha da tehlikeli. O zaman işte o stres dediğin panik olayı olabilir. Güzel söyledin evet. Şimdi Evren abi ilaveten şunları da söylemek istiyorum. Şimdi Okan Hoca Başakşehir'de şampiyon oldu. Ee, bir de Akisar'da başarılı. Aldı. Akisar'da başarılı. Kupayı al. İşte büyük camiada acaba o refleksi o reaksiyonu gösterebilecek mi? Şimdi kötü giderken bir anda o panik o liderliği havası. göstermek tabii, tabii, o liderliği göstermek çok önemli. Burada da Okan Hoca'ya çok büyük iş düşüyor. O futbolcular acaba toparlayıp sahaya geçmiş dönemlerdeki o coşkulu, istekli, işte özgüvenli oyuncu topluluğunu, to, e, topluluğunu neler vere verebileceğini ve verebileceklerini göreceğiz bu hafta Başakşehir maçında. Şimdi ben Şenol Hoca'nın yerine koyuyorum kendimi ve hatta Okan Hoca'nın yerine koyuyorum. 1-0 geriye düşüyorsun. 1-1 oluyor ve maçın gidişatı oyun üstünlüğü Beşiktaş'ın üzerinde. Bir anda bakıyorsun Okan Hoca elindeki Yedek kulübesine hücum hattında etkili olabilecek oyuncular var mı? Var. Kim var mesela? Zan, Nikola Zanello var. Juan Mata var. Yunus Akgün var. Bafeti Gomez var. Barış Alper. E şimdi Beşiktaş'a dönüyorsun sevgili Göktuğ. Beşiktaş'ta Maksim'le e, Muleka var. Şimdi bu kendinize empati kurup hem Şenol Hoca'nın hem Okan Hoca'nın yerine koyduğunuz zaman... Burada Okan Hoca'nın artıları, avantajları daha çok. Neden? Hamle yapma olasılığı ve gücü çok çok fazla olduğu için. Şimdi Şenol Hoca bir kere çok deneyimli, tecrübeli hoca. Bu tür kaotik durumları ve maçın içinde geri giderken, geri duruma düştüğü zamanlar maçı nasıl çevireceği anlamında sahan içindeki oyuncularla terapisi e, şeyi iletişimi çok iyi oldu yani. Peki çünkü... bu arada sevgili Altan da arabıza Altancığım hoş geldin. Küçük bir Hoş geldin bir şey Altan. Evet, Özür dilerim. Olur böyle. Yani, Arama, evet. Burada şu var mesela yani Şenol Hoca'nın az önce anlattığım gibi elindeki rotasyonsuz ve hamle yapabilecek gücü olmadığından dolayı Şenol Hoca gerçekten çok başarılı bir teknik direktör olduğunu zaten gösteriyor. Bu tür maçlarda teknik direktör farkı çok önemlidir. Şenol Hoca farkını gösterdi. Ama bir tarafta rotasyonlu çok önemli oyunculara sahip olan bir teknik adam gerekli hamleleri yapabildi mi yapamadı. Bu konuda çok eleştiriye maruz kaldı. Sonuçta maç 1-1'deyken Beşiktaş'ın işte bariz gol atacağı bağırıyordu tribünde ekran başında izleyiciler bunun farkındaydı. Okan Hoca orada biraz izledi ve hatta basiretimi bağlandı. Açıkçası o konuda biraz kafamda soru işaretleri baş... oluştu. Ama şunu söyleyeyim, Okan Hoca da ben stresin, biraz panik e, ve hatta biraz böyle o strese girdiğini hissedebiliyorum, görebiliyorum açıkçası. Ne diyorsun Evren? Yani strese bu maçla ilgili ben aslında aynı düşüncemi söyledim. Okan Hoca burada şunu yapabilirdi. Bunu da aslında hasta... değişikliği yapacaktım diyor tam. İşte o olmuyor. Yapacaktı mı işte olmuyor. Yani orada yapması lazımdı demek daha mantıklı. Yani Devrede aslında burada keskin bir karar alacak kadro yapısı var. İşte Mertens orada 45 dakika hiç sahada yoktu. Yani Galatasaray 1 öndeyken yok. de yoktu. Yani aynen. Orada şunu da düşünebilirdi Okan Hoca. Bir 15 dakika daha tutayım dedi ama hata yaptı. 10. gün 3. maç 35 yaşında bir oyuncu. Ne kadar klas olursa olsun oyun üstünlüğü de karşı tarafa geçmiş. Bunu Okan Hoca'nın görmesi lazımdı. İşte burada o ekip işi, orada o istişareyi iyi yapıp diğer maç şartlı doğru değişikleri bu maç geç kaldı. Geç kaldığı zaman derbilerde yakalayamazsın rakibi. E bir de bireysel hata yaptın üstüne. Yani onun için oyuncu değişiklerinde geç kaldı. Yani tabii ki 45'te oyuncu çıkarmak kolay değildir ama kötü giden bir durum var. Hele o 50, gole gelene kadar pozisyonda 10 dakikalık bölümde gol zaten geleceğim diye gösteriyor. Orada çok, da bir hamle yapamadık. Hakkında yani, gol bağıra bağıra geldi bekleyin. derler ya aynen. Çok bekleyince de bu sefer gol de gelince üstüne işler daha da karıştı. Ama genel anlamda stres dersen bir stres olduğunu ben düşünmüyorum takımda. E, çünkü Galatasaray bir beraberlik bir mağlubiyet. Evet maç kaybetti ama 3 maç zaten birinci söyledim. Üst üste maç kaybettiğin zaman zaten şampiyon olma şansın olmuyor yani. Buradan o zaman kaybedersin. Evet o zaman bir stres olur. O zaman bir baskı olur. Ama şu an avantajlısın takımın e, oyun konsantrasyonu, bazı oyuncuların konsantrasyonu çok önemli. Bunu sağlayacak. Hep ben haftalarda söylüyorum ya mental mental on, insanlara çok basit geliyor. Yani diyalog, işte ilişki. Bazı oyuncularda e, bir rahatlık olabilir. Veya Beşiktaş zaten yarış içerisinde ama biz bu maçı nasıl olsa kazanırız. Fazla güven de sıkıntı bazen. O da ciddi bir sıkıntı. Yani biz onu zaman zaman oynadığımız takımlarda bazen yaşıyoruz. Tabii Anadolu takımlarında çok fazla olmuyor da. Büyük takımlarda e, iyi, ben öndeyim falan o bir noktadan sonra tehlikeli. Bunu ben bazı oyuncularda gördüm. Kimlerde? Olivier da mesela. Evet çok kaliteli, hep en beğendiğimiz oyuncu. Çok relax'tı. Şimdi geçen gün de anlattım burada. Yani top kaybı.